Buyurun. Bugün günlerden 14 Kasım. Dünya Diyabet Günü. Dünya Diyabet Günü bir tarihçesine bakalım. 1920'lerde Kanadalı bir doktor insülini keşfetmiş. Ondan bu yana Dünya Diyabet Günü devamlı bu tarihte kutlanıyor. Türkiye'ye gelip baktığımızda Türkiye'de şu anda 7 milyon diyabetli insanımız var, vatandaşımız var. Diyabet aynı zamanda ilintili olduğu için Türk Böbrek Vakfı niçin bu işleri yapıyor? Çünkü iki tane büyük etken var böbrek yetmezliği için. Bir tanesi şekere bağlı diyabet hastalığı ve onun yarattığı obezite. Diğeri ise tuz yani hipertansiyon. Bu iki beyazı az tüketeceğiz. Dolayısıyla bugün diyabet günü olduğu için 7 milyon vatandaşı var. İşin daha kötüsü bu rakamın 26 sene yani 2050 geldiğimizde iki misline çıkma ihtimali var. Yani 14-15 milyon vatandaşımız diyabetli olma durumu var. Bu nedenle neye dikkat edeceğiz? Sağlıklı beslenmeye. İşte bunun için elimizden geldiği kadar, şimdiye kadar 44 ile geldik. Tekirdağ'da bunlardan bir tanesi. Tekirdağ'da 10 seneden beri bu işi yapıyoruz. Hedef ne? 7-12 yaş grubuna şeker tüketimini azaltma için anne babalarından yahut da aile yakınlarından öğrenmiş oldukları bazı yanlış alışkanlıkları bertaraf etmek. Onları azaltmak, şeker tüketimini azaltmak. Özellikle mümkün olduğu kadar yine babaanne, anneanne, dede, büyük babalardan bahsedeceğim. Onların zamanına geri dönüş yani doğal beslenme yani ambalajlı, endüstriyel, paketlenmiş gıdalardan uzak durma. O cafcaflı, o devamlı reklam endüstrisi yaratan, reklam nedeniyle çocuklara albinisi fazla gelen ürünleri bırakacağız mümkün olduğu kadar. Annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin eskiden tüketmiş oldukları tatlıları özellikle tüketmeye devam edeceğiz. Ha burada artık şerbetli tatlıları mümkün olduğu kadar bırakacağız. Sütlü tatlılara bir değişim sağlayacağız. Ha bu arada da nişasta bazlı şekerleri, ürünleri eğer bir yerde görüyorsak mısır şurubu, mısır glikozu o ürünlere elimizi atmayacağız. Onları çocuklarımıza yedirmeyeceğiz. İşte bütün bunlar yapıldığında o zaman tabii ki Türkiye'de çocuk çağında obezite her sene %8 artış kaydediyor. Bu rakamlar %3'lere, 5'lere düşer. O zaman da Türkiye için sağlıklı nesiller oluşabilir. Bütün bunlar için bir konu daha var. Sadece bizde değil bu sıkıntı. Etiket okuma alışkanlığı. Etiket okumada dünyada böyle karınca doğası ancak böyle pertapsızla, büyüteçle okunabilen etiketler var. Bunlar ilaç kutularında da var. O da büyük bir sıkıntı. Ama konumuz şu anda diyabet. Yani paketlenmiş gıdalar. Zaten ambalajı ufak. Bir de ambalajı daha da ufak tarzda yazılmış bir takım bilgiler var. Bu bilgilerle ilgili olarak da büyüteçle ancak okuyabiliyoruz. Bu okuduklarımızda tam manasıyla algılayamıyoruz. Dolayısıyla çocuklar zaten bu konuda oldukça tembel. Elimizden geldiği kadar bu konuda ne yapmamız lazım? Bizim yaklaşık 6 seneden beri önermiş olduğumuz trafik ışıkları modeline geçmek lazım. Yani eğer paketlenmiş, işlenmiş bir üründe bir kırmızı görülebilir 3-4 santim kutunda bir daire görüyorsak o rengi bakıp o ürünü almayacağız. Çünkü biliyoruz ki içinde aşırı tuz var, aşırı şeker var, aşırı trans yağ var. Turuncu renk veya sarı renk onu limitli olarak alabileceğiz. Yeşil gördüğümüz zaman alabileceğiz. Biliyoruz ki o zaman yeşil damgayı gördüğümüz zaman o daireyi 3-4 milimlik herkesin görebileceği
dahil etti. Tıpkı sigara paketlerinin %30'unda yazıldığı gibi ikazları burada da görerek ona göre alışveriş yapacağız. Bu kırmızı gördüğümüz aşırı tuzlu, aşırı trans yağlı, aşırı şekerli ürünleri azaltacağız. Okul kantinlerinde sadece okul gıdası logolu ürünleri almaya devam edeceğiz. Bu konuda ne yazık ki öteleme yapıldı 3 sene ama inşallah bu konuda yine 3 sene evvel alınmış olan karar yürürlüğe girer, öteleme kısaltılmış olur. Evet, teşekkür ediyoruz değerli başkanım. Buradan Tekirdağlı hemşirelerime, çünkü Ben de Malkara nüfus kaydına kayıtlı birisiyim. Buradan özellikle bizim tabii ki çok güzel tatlılarımız var. Ama bu tatlılarımızı ve yaptığımız erişteleri ve yaptığımız dalından kortup kopardığımız zeytinleri eski usullere değil de artık ihtiyacımız kadar yapacağız. Raf ömrü uzun olsun diye tuzu basmayacağız. Artık zeytinin salamura yaptığımız zaman eski formülleri yapmayacağız. Sadece doymuş erik haline getireceğiz. Ondan sonra zeytinimiz hazır olacak. Erişteye az tuz koyacağız ve eğer şerbetli tatlı yapıyorsak onlar için de mümkün olduğu kadar sadece pancar şekeri kullanacağız. Nişasta bazı şeker kullanmayacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Bana bu imkanı tanıdığınız için.